Tabii ki Amasya'da, Taşova'da, Karlıköy'ünde doğduk ama ne demişler? Doğduğun yer değil, doyduğun yer. Biz artık yaşımız 40'a geldi diyelim, 50'ye geldi artık, her neyse de artık Yarımçalı olduk, Hacı Osmanlı olduk, Körfez'de olduk. Ve Körfez'de çok büyük bir nüfusa sahibiz. Ve burada inşallah daha önce olduğu gibi önümüzdeki seçimlerde de inşallah bir niyetimiz, bir dileğimiz var ki hemşehrilerimizden birisi meydana çıksın, en meydana çıksın diyoruz ve daha önce olduğu gibi bir hemşehrimiz var, meydana çıkacağım ve aday olacağım dedi. Evet, kendisini bugün bu resmi günde ilan etmek üzere alkışlarınıza sahneye davet etmek istiyorum. Körfez, Hacı Osman Mahallesi, Muhtar Adayı, Sayın Saadet Aydın Beyefendi'yi arz ediyorum. Sayın Körfez Amasyalılar Derneği Başkanım, Sayın Samester Derneği Başkanım, Amasya, Erbaa, Niksar, Ayvacık, Asarcık, Çarşambalı hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bravo. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Allah bizleri her türlü fitneden, hasetten, fesattan uzak eylesin. Değerli hemşerilerim, vaktinizi almak istemiyorum. Eğlencenizi bozmak istemiyorum. Erdal arkadaşımızın dediği gibi önümüzde yerel yönetimler seçimleri var. Şu an burada ilk defa sizlere güvenerek, kendime güvenerek Körfez ilçemizin 20 bin nüfuslu Hacı Osman Mahallesi muhtar adayı olarak çıkmış bulunmaktayım. Bunu buradan ilan ediyorum. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Değerli hemşehrilerim, birlik ve beraberliğimiz için, çocukların geleceği için, gençlerin geleceği için hep beraber, birlik ve beraber olursak burada yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İnanıyorum ki sizler fitneye fırsat vermeyeceksiniz. Buradan sizlerden tek isteğim var. Rica ediyorum. Hep beraber elimizi taşın altına koyalım. Hepinizden canı gönülden destek bekliyorum. Burada emeği geçen Körfez Amasyalılar Derneği Başkanlığı ve yönetim kuruluna canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Çıkmış oldum bu yolda, Rabbim muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcın olsun Sadık abi. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir Amasyalı olarak her zaman tabii ki desteklerimiz seninle abi. Umut ediyoruz inşallah kazanırsın ve Hacı Osman Mahallesi'nin, Amasyalıların, tüm Körfez'in muhtarı olursun inşallah. Ben aslında bu Amasyalıların içinden değilim. Amasyalılar Derneği'ne üye olarak katıldım. Hala onlarla beraber birlik ve beraberlik içinde devam ediyoruz. Ama bunların da bir yapmış oldukları etkinlikten dolayı onlara katılmak, onlarla beraber olmayı daha çok tercih ettik. Hala da onlarla beraberiz yani. Şu ana kadar gidiyor çok güzel. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz yani. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel bir etkinlik yaptı. Yeni olması, bu şeyinde başarı göstermesi. Peşin sonuna kadar da arkasındayız, destekçisiyiz. Başarılığın devamını diliyoruz. Bu etkinliklerin devamını diliyorum inşallah. Çok güzel, iyi eğlendik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben Samsunluyum. Güzel, beğendim. Güzel yani, hoşuma gitti. Başarılarının devamını diliyoruz. Emir. 7. Evet. Ben Amasyalı değilim ama arkadaşım Amasyalı olduğu için, onlarla beraber geldiğim için bu etkinliklere çok memnunum. Yani kaç senedir geliyoruz. Devam etmesini de bekliyoruz yani. Sus! Ben de. Bana verdi abi. Ben Nazlı Tunç. Şunu... Ya dur ya. Ben...
soracağım. Mesela Ali Bey abi nasıl tanı? Merhabalar, ben Amasya Taşova Karlık Köyü'nden. Kaya Tunç'un kızıyım. Kendisi annem olur, Safiye Tunç, Sultan Tunç. O da babam Kaya Tunç. O amcamın oğlu, İbrahim amcamın oğlu Erdal Tunç. Ali Bey amcam, Ali Bey Tunç. Bu benim kız kardeşim Nazlı Tunç. Bu da İstanbul'dan gelen misafirimiz İsmet amca. Bu da benim ikiz kardeşimin diğeri Selim Tunç. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ha, babama uzatayım tabii ki. Teşekkür ettim abim. Sağ ol, teşekkür ettim. Ben hepsinin adına teşekkür ederim sizden gerçekten. Ben değilim ya, ben yapacağım. Hepsinin ya, adına teşekkür ben ederim. Ben yapacağım. Organizasyonu çok beğendik. Yalan yok, çok güzeldi. Ses, oradaki bütün herkes çok iyi oynadı, dans etti. Güneş çok var. Kafamıza güneş geçmesin diye biz gölgeyi tercih ettik. Ki zaten buradan da görebiliyoruz. Ailecek burada oturmaya karar verdik biz. Ben de sizden teşekkür ederim. Şimdi burada arkada saklanmış bir aileyi bulduk. Bakalım burada ne yapıyorlar. Evet, masanın ağası kim? Ben Sivas Kangallı, Ali Kara. Buraya tesadüf olarak pikniğe geldik. Ama sese, arkadaki sesten dolayı pikniklerine ve eğlencelerine katılmış bulunuyor. Hepiniz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kangal Akçaşehir Köyü'nden Mustafa. Arkadaşın da söylediği gibi tesadüfen buradayız. Yani davetli değiliz. Ama geldik, onların içine girmeden dışarıdan takip ediyoruz. Misafirimize hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ben Neslihan Kaçar. Soyadından belli abla, az önce kaçıyordun zaten, zor tuttuk seni. Aynen öyle, oynamaya gidiyorduk. Şenliğimiz var, pikniğimiz var, eğlencemiz tam gazıyla devam ediyor. Dernek başkanımıza teşekkür ederiz. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz katılım sağladığınız için. Size de hafiften verelim. İsmim Ayşe, soyadım Alşengi. Çok teşekkür ederiz Amasyalar Derneği olarak. Bu güzel eğlenceyi bize şey yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şurada bir tane ablamız var, ona da bir kendini tanıtır. Ben Arife Kaçar. Ramazan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde bizler hep bir araya topladı. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Memnun oldum. Çok sağ olsun, var olsun herkes. Evet abi, devam et abi. Selamünaleyküm dayı. Körfez Amasyalılar Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyondan, yeni yönetimden, yeni başkandan kendilerine başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Ben İzmir'e kaçar. Böyle bir şeyin kolu için teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şurada bir tane daha ablamız var. Ona da mikrofonu uzatalım. Ben Gülten. Bugün pikniğe geldik. Dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz.
Şenlik nasıl geçiyor, memnun musunuz? Memnunuz, çok güzel, çok eğlenceli. Eğlenmeye devam edelim hep birlikte o zaman diyorum. Şurada bir tane abimiz var, ona da uzatıyoruz, bırakmıyoruz peşini. Ramazan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Pikniği kutladığı için hayırlısı olsun her şeyin. Teşekkür ederiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şenliğimiz için daha bayır demeden kaldığımız yerden misafirlerimize mikrofon uzatmaya devam ediyoruz ve Musa Coşkun'un ailesinin yanına gidiyoruz. Şenliğimize hoş geldiniz. Kendinizi tanıtırsanız. Ben Amasya Taşova Karlık Köyü'nden Musa Coşkun. Coşkun'dan sonrasında büyüklerinden, ikinci büyüklerinden sayılırım. Bu şenliğimizi düzenleyen Amasya Derneğimize teşekkür ediyorum. Sevdadır Karadeniz TV'sine de burada olduğu için ayrıca çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi mahşere bir kalabalık var. Yoğun bir heyecan var. Geleneksel hale geleceğini düşünüyorum. Bundan sonraki Ağustos'un son haftası, her hafta Karadeniz TV'yi burada görmekten onur duyarız. Çok teşekkür ederim. Selamlar diyorum, saygılar sunuyorum. Büyüklerimize, dernek yönetimine ayrıca çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim burada olduğunuz için. Çok sağ olun, var olun. Aileler burada, ekip olarak hepsi burada. İşte daha çekirdek ailemiz ama büyük ailelerimiz aşağıya taşınacağız gördüğünüz gibi. O yüzden ben Karadeniz TV'ye ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yola devam diyorum. Çok sağ olun. Söyleyeyim. Yayımız bu kadar masraf yaparken hiç mi Musa abi acımadınız? Hopla, hadi. Ne için? Ne masrafı? Her şeyi donatmışsınız maşallah. Afiyet olsun. O kadar olsun yani. Olması gerekiyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben yemeyeyim abiye verirseniz. Gördüğünüz üzere arkamda kocaman bir havai var. Biz de oraya gidelim. Onlara eşlik edelim. Hey maşallah. Hey! Oh,
Biz aslında misafirlerimiz var. Böyle daha zevkli oluyor. Sefası, cefası önemli değil. Bunu yeni bir sistem yaptım. Böyle fızır fızır kaynatıyoruz. Mangalı pişiriyoruz. Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Başkanımıza bir söz verelim. Tabii bugün gerçekten çok güzel bir gün. Havanın da böyle bir güzel olması, Amasyalı kardeşlerimiz. Yani adet olarak da bayağı bir kardeşimiz var, bayağı bir şey var. Tabii bu uzun yıllardır geleneksel düzenlenen bir tören. Daha önceki törenlere de ben böyle pikniklere de katılmıştım. Bizim öz Anadolu kültürümüzü çok güzel yansıtan, Amasya'nın güzelliklerini çok güzel yansıtan bir piknik organizasyonu. İnşallah gelecek yıllara da bunlar devam edecektir. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ve Körfez Belediyesi olarak her zaman destek de vermeye devam edeceğiz. Bu organizasyonların daha güzellerine de vesile olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını. Buradaki çok güzel arkadaşlarımız Amasya yöresine uygun oyun havaları tertip ediyorlar. Gözümüz de güzelleşti, gönlümüz de güzelleşti, midemiz de güzelleşti. Derneğimizin yönetim kurulu başkanımız 2,5 aydır görev almakta. Seçim öncesi büyük bir güç gösterisi olabilir mi sizler için? Ya biz zaten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ben yıllarca siyaset de yaptım AK Parti'de. Ya biz zaten her zaman bu hemşeri derneklerimizin yanındayız. Ben başkanımıza da Ramazan başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genç bir arkadaşımız, zaten ne varsa gençlikte var. Güzel bir yönetimi var belli. Bugünkü organizasyonun da bu kadar güzel olmasından zaten her şey kendisini gösteriyor. Ben Ramazan Başkanımıza ve Değerli Yönetim Kurulu'na bu ve bunun benzeri birçok organizasyonda inşallah güzellikler diliyorum. Biz de çağrıldığımız Amasyalı kardeşlerimizin olduğu, Körfez Amasyalılar Derneği'nin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hürmetten selamünaleyküm. Buradan dernek başıma çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Amasya'nın bütün özellikleri, örf adetini buraya yaşattığı için. Zaten Amasyalı hemşerilerimiz burayı da kendi memleketimi seviyor. Bundan eminiz. Başkanımız yeni oluşumda 2,5 aylık yönetimde inşallah daha güzel hizmetler yapacak diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir piknikte bulunmaktan mutlu olduk. Gerçekten güzel insanların güzel bir sosyal faaliyetleri oldu. Her zaman her kültürün bir arada olduğu bir mekan da güzel de yerdeyiz. Her
grubun, her siyasi görüşlerin de böyle güzelliklere faydasının olacağını düşünüyorum. Bizim de amacımız zaten insanların güzelliklerle buluşmasını, insanların birlikte beraber bir şekilde huzurluca yaşaması için çabalıyoruz. Onun için de buraya katılım sağladık. Teşekkür ediyorum. Herkesin böyle olmasını diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Burada Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı olarak bulunuyorum. Fakat burada Amasyalılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu şenlikte bulunuyoruz. Değerli başkanım ve ekibi çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Tebrik ediyorum. Başarılarına devam ediyorum. İnşallah Amasyalı hemşehrimizi hep böyle görmek isteriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben bu etkinliğin, Amasyalılar Derneğimizin etkinliğinin kaynaşmaya vesile olmasını diliyorum. Çok güzel bir havada yapıyorlar ve güzel bir sonuçların olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Başkan vekilimize de söz verelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amasyalılarımızın pikniğin hayırlı olmasını diyorum. Birlik beraberliklerin daim olmasını diliyorum. Bu kıymetli organizasyon için dernek başkanımıza, tüm yönetime ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık efendim. Sömestler Dernek Başkanımız aramızdan ayrılıyor. Katılımlar için çok teşekkür ederiz. Ufak bir sömestler. Evet, bugün buraya geldik. Sabah ilk katılanlardan bir tanesi bizlerdik. Çok güzel bir organizasyon. Biz de artık işimiz icabımız, yolumuz uzun. Buradan şimdi kalktık, sanatçı arkadaşlar sahneye çıkmadı ama her biri birbirinden değerli sanatçılar, kardeşlerimiz var. Onlara başarılar diliyoruz. Ahmet Güngör abim, sana da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyondu, emeklerine sağlık. Evet, Sümeyye kardeşimize de bu arada teşekkür ederiz. Ahmet Güngör abim, televizyonda inşallah bu kardeşimizi bir yer şey yapabilirsin, ayırabilirsin. Hayırlı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aramızda Sömestr geçmiş dönem piknik ağası da burada. Onlardan da birkaç kelam alalım. Ben önce Ahmet abime çok teşekkür ediyorum bu işi başarıyla götürdüğü için. Hakikaten de çok başarılı ve Sömestr'in pikniğini çok güzel şekilde organize etti ve yayınladığından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve Amasya'mız Şehadeler Şehri'nin değerli sultanların torunu ve söz insanı mert sözünün eri olan taşvamızın temsil eden bu Kallıkköyü Derneği'nin kurucularına ve tüm hemşerilerime Kallıkköyü, Karsavul, Yeşiltepe, Alçakbel, bunları Tekkeköy, bunların hepsini burada hürmetle selamlıyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Birliğinin, beraberliğinin devamını diliyorum. Ayrılmasınlar, birlik olsunlar, beraberlik olsunlar. Düğünlerinde de, bayramlarında da, cenazelerinde de hep birbirimize muhtacız. Hep birbirimize ihtiyacımız var. Hep bir olun, beraber olun, hep birlikte mutlu olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağlık, bizler de teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Aramızda Amasya Derneği Konfederasyon Başkanlığı da burada. Kendisine de söz verelim. Hoş geldin diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok güzel bir organizasyon yapmış başkanımız. Birlik beraberlik için önemli bir durum zaten bunlar. Bir araya gelip birbirini uzun zamandır görmeyenler de bir araya geliyorlar. O yüzden herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Derneğimizin 2,5 aydır değişen yönetimi nasıl buldunuz? Vallahi yeni kan her zaman iyidir. Yani yeni gençlere teslim edilmesi bazı şeylerin daha faydalı olacağını düşünüyorum inşallah. Biz de Amasya İl Dernekler Konfederasyonu olarak başkanımıza sonuna kadar destek vereceğiz bu konuda. Elimizden ne geliyorsa, bizim yapacağımız bir şey olduğunda her zaman arkasında olduğunu da bilmesini isterim. Aramızda önceki dönem dernek başkanımız Ahmet Çınar da bulunuyor. Hoş geldiniz diyorum size öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yönetim 2,5 aydır değişti biliyorsunuz. Bayrağı teslim ettiniz. Memnun musunuz durumdan? Nasıl ilerliyorlar şu anda? Evet. 1992 yılında kurulan Amasyalılar Derneği, Körfez Amasyalılar Derneği yaklaşık 32 yıldır burada Körfez'de ikamet eden Amasyalıların kurmuş olduğu bir dernektir. Ve bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün dernek başkanlarımız ve dernek adına her çivi çakan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Rahmetli olan, ahirete göçen dernek yönetici kurucularımız var. Onlara da rahmet diliyorum. Tabii ki biz 6 sene ben dernek başkanlığını yaptım. Her zaman için bu bayrak yarışıdır. Bizden sonraki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın daha iyi, daha güzel şeyleri, daha iyi hizmetler edeceklerini düşünüyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Bayrak emin ellerde diyorsunuz o zaman. Her zaman.
Amasyalıların elindeyse her zaman için güzel ellerdedir. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Aramızda Çantaperi muhtarımız da bulunuyor. Hoş geldin diyorum ve size mikrofonu hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz de öyle işte şeye geldik. Çok güzel bir ortam var. Dolayısıyla insanların böyle bir araya gelip birbirini tanımaları, görmeleri, sevmeleri çok güzel bir hareket. Biz de muhtarız. Mahalle muhtarıyız. Biz de işte her iştiraka gitmeye çalışıyoruz. Karına karınca katkı yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlere de teşekkür ediyorum. Saygılar. Kolay gelsin kardeşim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Kaldığımız yerden devam edelim. Sahne alacak müzisyenlerimizden Onur Macit de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu güzel etkinlikte bulunmaktan onur duydum. Şeref duydum. İyi ki buradayız. Birazdan sahneye çıkacağız. Eğleneceğiz. Hüzünleneceğiz. Güzel şarkılar hazırladık sizler için. Teşekkür ediyorum. Bizleri davet edenler sağ olsunlar. Yeni klip ve albüm var mı herhangi bir şey? Yeni klip hazırladıklarımız var. Şu an yayınlamadık. Yakın zamanda yayınlayacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Var mı? Evet, var mı? Ondan
Aşağı sayıyorum. Evet. Sandalyeyi bir tane koyalım. Belki o sıra ihtiyar olur. Son anda. Hep birlikte sayalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bitti. Evet. Bundan sonra kimseyi kabul etmiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane dayımız var. Güçlü bir alkış. Vallahi kusura bakmayın. Ben anadayı olsam bu alkışı... Güçlü bir alkış! Daha güçlü! Körfez Esnaf Odaları Başkanımız Sayın Yahya Öztürk Beyefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dikliğimize neşe kattınız efendim. Allah razı olsun. Evet. Sayın... Evet, ağlı seçimiyle alakalı. Kıymetli arkadaşlarım, yanıma alıyorum. Arkadaşlar, ilk başta en küçüğümüzden başlayacağız. Fiyatı siz mi ödeyeceksiniz? Bak ben ne dedim? Bana kefil olun. Bana güvenin. Kimseyi yormayacağız. Ülkemizin ekonomik şartları belli. Evet, hakem heyetimiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben başlıyorum. Evet, ağırın sesinde en küçük adayımız. Elinde bir tomar parayla gelmiş. Açılışını sen yapacaksın. Kaç paran var bakayım? 200 TL. Miraç Bey bismillah dedi ve açılışı yaptı. Ben böyle sırayı alıyla tek tek sormak istiyorum. Öyle mi olur? Hacı Bey. Tamam. Arttırma serbest. Ben adaylıktan çekiliyorum. Ben bu fiyatı veremeyeceğim. Bir de çekilmek isteyenler 200 lira. Bir de 100 lira olmalı. 100 lira olur. Çünkü cesaret etmişler çıkmışlar abi. Evet, Miraç Bey 200 liraya başla. Ben soruyorum. Benim bana bırakın abi. Bana bırakın. 200 liraya açılış yaptık. Evet, var mı arttırmak isteyen? Soruyorum. Evet, Ali Bey. Ali Bey'den, Ali Hüsnü Beyefendi'den 1000 lira geldi. Alkışlıyoruz. Gücünüz yettiğince, 100, 200, 300, 500 önemli değil. Gücünüz yettiğince, verebileceğiniz kadar. Adaylıktan çekilenden 100 lira alacağız. 200 lira çok. Bana bırakın abi. Gönlümden kopuyoruz ayrı. Evet. 1000 liranın üstüne çıkmak isteyen arkadaşlara soruyorum. Var mı? Hasan Bey. 3000 lira. Hasan Parlak Beyefendi'den 3000 lira geldi. Evet efendim. Selahattin Bekdemir Beyefendi'den 3500 lira geldi. 4000 lira. Ben gelişi temsil ediyorum diyen Mümin Çetin kardeşimden tamı tamına 4000 lira geldi. Alkışlayalım. Evet. Söz gücünü soruyor demişler değil mi? Öyle miydi? Söz gücü neyse. Buyurun Miraç. 5000 lira. Evet Miraç, bu işin yerinde bir şey yok ha. Helal olsun sana, cesaretlisin, helal olsun. 5000 lira Miraç Parlak'tan. Evet. Sırayla gidelim arkadaşlar. Mehmet Bey. 5500 lira Mehmet Bey'den geldi. Evet, Enes Bey. Enes Kuruçlar. Tamı tamına. Aykırı'nın plakası kaçtı? 6000 lira geldi. Telefonlar kaçar bir efendi diyor ki 6700 lira diyor. Alkışlar. Evet, kardeşim. Adem Antonoğlu. Mehmet Bağlak Beyefendi'den 8500 lira geliyor. Alkışlar. Evet, Şevket kardeşim. Ben de Menteşkil sülalesini temsil ediyorum diyor. Ağlayı kaptırmam diyor. 10 bin liraya kadar yollar diyor. Arkadaşlar herkes alkışlayalım. Burada herkes alkışlayalım lütfen. Kişi alkışlayalım. Mehmet Bağlak Beyefendi bir daha yükseldi. Limiti kaça kadar çıkartıyormuş? 11.500 TL. Hiç yok ya. Şevket Bey kaç bölüm? 12.500. Bakın ona göre bir daha anons geçeceğim. 12.500 diyor Şevket Bey.
Eşim ya. Evet. 13 bin lira diyor Mehmet Bey. Alkışlıyoruz. Evet. Hasan Parlak Beyefendi. Evet. Adama 3 defa söz verdim. Ben yerim kalsın duruyorum. Hadi Beyci. Böyle yerlerde devreye gir. Tamam. Yardımcı olun arkadaşlar. Tamam. En son kimde kaldıydık? Hasan Parlak Beyefendi abi. Bir daha öyle. 13 binde kaldı. Evet arkadaşlar. Bazı abilerim, kardeşlerim burada sessiz sedasız duruyor ya. Evet herhalde bir şey yaptık böyle. Böyle avuk çıktı zaman çıkacağız herhalde. Evet. Var mı aklına? Evet arkadaşlar. Aaa. Bir saniye şöyle bir ayağa kalk. Şöyle bir görsün mü millet? Burada bir görsün. Sessiz bir şekilde. Kaç para? 14.700. 14.700 dedi sen burada kardeşim. Helal olsun sana be. Vallahi helal olsun. Takdir ettim seni. Evet. Bir saniye. Abi böyle yerlerde her yalan mı? Ben abi fiyat vermem. Şu an en son kaçta kaldık abi? 14.700. Doğru mu? Şu an telefonla kardeşimiz piknik almış. Devam ediyoruz. Evet, iki tane kıymetli abimiz var. Yok, neyse o. Sözümüzden yazık olur. Burada herkes yazıyı dinliyor, görüyor. Şimdi hiç söz vermediğimiz abilerimiz var. Onlara soruyorum. Var mısınız abiler? En son geldi Yunus abim. Zaten abi. Evet. İlim Töpe'nin duayen abilerinden, öyle söyleyelim. Kıymetli abimiz Muzaffer Sunucu diyor ki... Ne diyor biliyor musunuz? 15 bin diyor! 15 bin! Arkadaşlar bu vermiş olduğunuz destek, bu vermiş olduğunuz maaş... Sana bana değil, tüm hemşehrilerimize, tüm Amasyalılara, Körfez Amasyalılar Derneği'ne dayanışma olarak, yargınlaşma olarak yaptığımız birer maaştır. Evet, 15 binde kaldık Muzaffer Tuzcu abimizden. Devam ediyoruz. Var mı arttıran? Evet, hadi beyetimiz. Var mı diyeceğim bir şey? Evet, hala arkadaşlarımız diyor ki, o kesin atmayan olmuyor, dışarıda sağlıyordu. Nerede bu yiğitler diyor. Evet, haklılar da tabii ki. Miraç Parmak'tan. 15.100 TL. Helal olsun bana. Ağabeyler ne mutfağı hem diye. Aynı zamanda abi başkan aldın arkana. Daha yuva başkan var amcan arkanda değil mi? Helal olsun. Evet. Kıymetli kardeşim ne diyorum? Mehmet Parlak Beyefendi'den 16.500 lira. Evet, en son 16.500'den Mehmet Parlak'ta kaldık, doğru mu arkadaşlar? Hiç kendinizi fazla zorlamayın. Çekilmek isteyen çekilebilir, devam etmek isteyen devam edebilir. Gücünüz yettiği kadar. Çekilmek isteyen varsa derneğimize başvurup çekilebilir. Evet, en küçüğümüz. Gel bakalım, delikanlı. Çekilmek istiyor. Bundan sonrası benim aşıklarımı almayın fazla diyor. Çekilmek istiyor, derslerinde başarılar diliyor. Yolun başlayan aşkın olsun, yeğenim benim. Başlayacağım alıp. Başlayacağım. Benim 100 lirası. Evet. 200 aldım. 100 lira benim delikanlıya. Evet. Çekilmek isteyen var mı? 500 lira maaşım çekiliyor. Evet. Mümin Bey'den 500 lira maaş çekiliyor. Teşekkür ederiz. Şevket ben de eşit bir saniye arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet. Bağışlarım aldığı Şevket Bey'e, Muzaffer Bey'e. Barış Bey'e teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Sıcakta kaldınız. Şöyle geçin, şöyle de geçin. Abiler, şöyle geçin, sıcakta kaldı. Şöyle geçin, şöyle de geçin. Seyfullah kardeşim de çekilmek istediğini söyledi. Derneğe bağışı yapıyor. Evet, bu bir kendimlendik, bu bir bağış, bu bir yarış. Teşekkür ederim Seyfullah. Hadi bir etkinliğimi alayım seni. Arkadaşlar şöyle gelin, çok güneşte kaldınız, sizi düşünüyorum. Evet, en son kimde kaldık arkadaşlar? Evet. Hakem heyetine soruyorum. En son kimde kaldı? Hakem heyeti. 16.500 Mehmet Bala. Arkadaşlar soruyorum. Çekilmek isteyen var mı? Veya 16.500 liranın üstüne koymak isteyen var mı?
Evet, teşekkür ediyoruz Selahattin abi. Şöyle yanaşın, aydaydın şöyle kalsın abi. Yanaşın. Hadi yanaş ya. Mehmet kardeşim de çekiliyor. Bağışlarını yapıyor, desteklerini yapıyor. Sağ olsun. Tamam. Enes kardeşim, senin Hakim Heyetini yanına alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şu an telefon trafiğine takılanlar var. Evet, Ankara'dan talimatlar alıyoruz tabii ki. İster istemez, tabii ya. Evet. Kişi kendinden bilir işi. Ankara'da talimat. Tamam, başlasayalım. 1, 2, 3, 4 kişi kaldı abi. 4 kişi kaldı. Evet, Hasan Parlak beyefendi çekilmek istediğini söyledi. Bağışını yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, olduğu kadar. Evet arkadaşlar, finale yaklaştık, finale. 32 dedik, 16 dedik, çeyrek final dedik, yarı final dedik. Evet, final zamanı geliyor, final. Böyle yan yana alalım abi, lütfen. Arkadaşlar, herkes bana laf atmasın, lütfen. Herkes içine, otur abi. Kaç kişi kaldı abi? Ali Bey, Mehmet Bey ve Yunus Bey. Yunus abi. Evet, en son ne kaldı? Hayır, Hacı Bey dedik. 16.500. Evet, Yunus Bey. Ağlamak isteyen iki gözünü de yumar, her şeyi göze alır. Ağlamak istemeyen, kimseyi yormaya gerek yok. Evet efendim. Evet, fazla uzatmak istemiyorum. Yunus abi, adaylığa devam ediyor musun? Yoksa kardeşe gelmek istiyor musun? Evet, Yunus abi. Yunus, soy ismini iyi abi. Evet. Evet. Yunus abi, sana bir dakika düşünme fırsatı veriyorum. Ali kardeşlere teşekkür ediyorum. Bağışlarını yaptı. Evet. Evet arkadaşlar. Ben sizlere soruyorum. En son 16.500'e verdi Mehmet kardeşim. Evet. Yunus Yereş abi. Seni bir tanıyalım abi. Sen Amasya taşı olursun. Hangi köydensin? Önkara Mahallesi'nden Sokalan. Göylere, her güne sızmaklar hepsine selam olsun. Taşoğlu'nun her bir köyüne, her bir mahallesine selam olsun. 17 bin lira para veriyorum. Yunus Yereş abimiz 17 bin üstüne çıkıp ben ağlayacağım. Ben ağlamak istiyorum diyen var mı? Arkadaşlar biraz geniş olun. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar şu sahneyi boşaltın. Gençler şöyle bir gelişin. Siz de gelişin bana. Böyle iki örneği ağır yayını yapmak istiyorum. Lütfen, lütfen. Evet arkadaşlar. Yunus abim 17 bin dedi. Mehmet kardeşim 17.500 diyor. Bir alkış alalım. Bunu ağırlamak isteyen var mı? 17.500'ü çıkarmak isteyen var mı? Evet. Var mı? Ağırlamak isteyen var mı? Evet. Zamanımız bizim arkadaşlar. Sizlere fazla olmak istemiyorum. Kafanızı ütülemek istemiyorum. Kusura bakmayın. Kim abi? Buyurun. Buyurun kardeşim. Gel gel. Hangi köyden? Evet güzel kardeşlerim. En son Mehmet kardeşim az sonra verdi. Evet, protokol. Evet. Evet, kıymetli başkanlarım, kıymetli misafirlerimiz. Buradan ağa olmak isteyen var mı? Evet. Hepsi ağa, evet. Hepsi ağa. Evet, bir yere geliyoruz, uzatmıyoruz. Kardeşim ne verdin? 17.500. Yunus abi. Kardeşim geç. Tamam. Yunus abi müsaade istedi. Ben de çekiyorum. Bağışlar yapıyorum da çekiyorum. Demet'ten bir akşam daha istedim. Sen abi teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bağışlar yapabilirsin. Alkışta yanar. Evet, Yunus abimiz finale kaldı. Yunus abimiz alkışlayın. Yunus abimiz alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederiz abi. Kendinden dolayı alkışlayalım. Evet, güzel. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Bizim ilkimiz, Hacı Bey'imiz. Bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 1.000 lira da denlerimize bağışlıyor. Evet, aynı zamanda çekiliyorum ama dedi, borsa gitmiyorum dedi. 1.000 TL barış yapıyorum. Yunus abi, teşekkürler. Helal olsun abi. Helal olsun abi. Ahmet abi, kolay gelsin. Evet, Hacı Bey'e soruyorum. Kaç para abi en son?
17.500 üzerinde çıkmak isteyen var mı? Oradan geri sayacağım. 10 9 8 7 var mı? 6 var mı? 5 4 3 2 1 ve bitti. Hayırlı olsun. Hadi bir saniye. Hadi bir saniye. Bana bir saniye. Evet. Gel böyle tut elime. Evet. 2023 Amasya'da Yılıktepe Şenliği. Bitti. Amasya. Evet. Allah. Alkış. Evet, anlayışım arkadaşlar.